Evet arkadaşlar, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de tüp mide ameliyatı obezite tedavisinde son çare mi? Son çare demek çok doğru olmaz ama defalarca diyet, beslenme, işte endoskopik zayıflama yöntemlerini deneyip tekrar tekrar kilo almış insanlar için son çare olmasa da elimizdeki en önemli silah. Çünkü tüp mide ameliyatından sonra geri kilo alımları olabiliyor, bu ameliyata bağlı olabiliyor, hastanın beslenme alışkanlıklarına bağlı olabiliyor. Tüp mide sonrasında geri kilo alımlarında yine bir takım endoskopik yöntemlerle, diyetle veya bizim revizyon cerrahisi dediğimiz yöntemlerle hastanın tekrar kilo vermesi sağlanabiliyor. Ama tabii ki revizyon cerrahisi dediğimiz cerrahide mevcut durumlara göre komplikasyon oranlarımız biraz daha yükseliyor. O yüzden bunu tek seçenekmiş gibi düşünmek bence yerinde bir karar olur. Tüp mide ameliyatlarında en önemli konulardan bir tanesi yine hastaların zannettiğinin aksine ben ameliyatı olurum, hiçbir şey yapmasam da kilo veririm değil. Ameliyat sonrasında yine mutlaka hem bariyatrik diyetisyen eşliğinde beslenmenin düzenlenmesi lazım ve bir süre sonra da yine hayatımıza egzersizi sokarak bu ameliyattan maksimum fayda elde etmemiz gerekmektedir. Eğer bunlara uymazsak süreç sonrasında yine ameliyat öncesindeki dönem gibi diyetle verdiğimiz kiloları geri almaya başlarız. Tüp mide sonrası geri kilo alımlarında yapılacak işlemler elimizde yine imkanlar var ama tabii ki daha kısıtlı. Ilımlı kilo alımlarında yine tüp mide olmuş hastalarda endoskopik olarak mide botoksu uygulayabiliyoruz. Bu hastalarımızda da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Fakat bundan fayda görmemiş ve yine eski kilolarına doğru giden hastalarda bu defa revizyon cerrahisi gündeme gelmektedir. Revizyon cerrahisinde tekrar tüp mide yapılabileceği gibi gastrik bypass dediğimiz yani hem kısıtlayıcı hem de emilimi bozan cerrahi prosedürler de uygulanabilmektedir. Bunlar artık bizim gerçekten hani tüp mide son seçenek mi'nin evet son seçenek kısmı oluyor. Artık bundan sonra yapılacak işlemler gerçekten hem cerrah için hem de hasta için oldukça zorlu bir süreç olmaya başlayacaktır. Tüp mide ameliyatı ile ilgili merak ettiklerinizi bana yorumlardan veya Instagram hesabından rahatlıkla sorabilirsiniz. Thank you.